Tomarza'da olmak isterim. Tomarza'da ölmek isterim. Benim iğnelerim bana yeter. Gölge etmesin üzerime gurbet ağaçları. Yaprak dökmesin mezarıma gurbet ağaçları. Çıksam sümengen bağına, otursam tek ağacın altına. Ayaklarımı uzatıp köprü yapsam. Ta Anavarza'dan Tomarza'ya. Sahi biz gelene neden geldiğinden biz. Lakin
Günahı ondan da dolayı. Sağolmasın. Hocam, herhalde vakit geç oldu. Ben akşam o kadar Mengice Kan'da varmak zorundaydım. Orada beni bekleyin efendim. Bana artık müsaade etseniz. Güle güle ya. Allah yüreğine, yüreğine zaman ver. Zor istedim. Birçok insanımız İstanbul'a geçti. Ama duyduk ki
Sizden de bazı gençleri kaçıp o çetelerin izni ne gibidir? Mani olamaz. Bu yüzden Manas dilimizi kapat. İyi söyleyin, kökanlar olur. İnsanlardan korkar olur. Burası bizim de vatanımız. Biz de sizden sizi sevip koruyup yüceltmek istiyoruz. Ama bizi birbirimize düşürdüler. Lanet olsun aramıza nifak sokanlara. Sağ olasın Oni Efendi. Biz de bu konu üzerinde elimizden gelen bütün hassasiyet önemini göstereceğiz. Dostlar, şimdi sizlere bir haberim daha var. Bizler bilindiği üzere buraya küçük aşiretler halinde Adana, Maraş'ta, Sivas'tan gelip yerleştik. Artık buralar yurt oldu. Bundan böyle çocuklarımız burada doğacak, burada büyüyecek ve burada yaşayacak. Bunun için de kızım Gazi'ye vekil oğlu İbrahim'e nişanlı. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Thank you.
hala uyuyorsun? Yoksa dişsiz misin? Yok. Uyandım. Al, aynanın içi. Elinler. Sağ ol. Geçmişlerimin canlarıyız. Afiyet olsun. Durup dururken elbiseni de kirletti. Bir önemi yok ya. Evinize varınca karınız temizler, tatlar artık. Benim karım yok ki. Öyle mi? Yok, beni çekerim. Demek bekarsın. He. Hadini bağışlar mısın yeri? Bana Şırpanak köyünden Şimri'den. Benim adım da Paris'te. Belki duymuşsundur. 1,5 sene evvel ölen Manastır bekçisi karaverdiğim karısıydım. Kocam ölünce pederimin yanına sevindim. Pederimle şu evde yaşıyorum. Derimin ölüşünü üzüldüm. Ne yaparsın? Tak dedim tekrar. Yoksa bana demin kızan şu aksi yaşlı adam baba mıydı? Evet, pederimdir. Allah'ım. Ne kadar güzel. Bir şey mi söyledin? Yok, vallahi bir şey demedim. Ana ölsün, bir şey demedim. Vallahi demedim. Hadi ben gidiyorum, Mustafa. Acele mi konuşurum? Bir gören olur, ayıp olur. Demek öyle ha. Eskiden böyle miydi?
bilmeden güvenir. Çok kötü günlere kalıyoruz Leyla'yı. Benden başka bir isteğiniz var mı? Sağ olasın benim, sağ ol. Allah gücünü ve kuvvetini artırsın. Ana Elif Hatun'a selam söyle. Onu da fazla ihmal et. Tamam. Var selam. Thank you.
da bana bir haller oldu. İşe güce bakamaz oldu. Horemsinin ışıklı sarı saçlar. Ela gözlü hiç aklımdan çıkmıyordu. Hatta bir gün atımı atlayıp tomazaya gittim. Evlerimin oraya. Evlerimin önünde buyurdan ses çıkara çıkara su çekti. Cama baktım acaba çıkar mı diye. Çıkma. Bak sağırım ha. Bir daha tomarttı ya gece baktı. Tek başına gitme. Kötülü gelir. Tuzağa düşürdü. Ne yaparım kardeşim seni söyle. Akıllı olan. Düşünüp taşla. Durumu bizden başka kimse bilmiyor. Kimse duymamalı. Yardım et olacağım kardeşim. Edeceğim. Daha doğrusu etmeye çalışacağım. Nasıl? Bizim köyün yukarısındaki değirmenin zahit bilirsin. Onu herkes bilir. Ha! Yörede başka değirmen olmadığı için herkes onu uyuşturur. Değirmen dedik, babam için. Ne demezse? Zaleye olur mu? Zalik'in avraları, Ali sağ. Bunlar anamla iyi abla olmuşlar. Beni de oğlu gibi sever. Vaziyeti gider, Ali sağ buna çıktı. Sahi yapamadık mı bunu? Deneyeceğim oğlum, yapmaya çalışacağım. Ya Ali sorumsuyla konuşmaya kabul etmezse? O zaman da yalvarıp yapacağım. Bir abla da yapmayacağım. Oğlan eğiliyor gidiyor diyeceğim. Çok çatlar olacak. Vallahi umuyorum. Ya seni nasıl yiyecek? Seni ya, görüyorum seni. Peki, şey diyeceğim. Bedir'in tutulamadı. Değirmen peki arkadaşımla ne zaman konuşmaya gideceğim? İstersen ikimizden sonra gideyim onun için. Tamam oğlum. Tamam canım. Hadi gidelim. Şöyle yapmasın. Orada ayran ikram etmiş, köylü sormuş, gülümsemiş. Vay, altın bu var!
Şimdi ne olacak? Ali bir şeycik olmayacak. Sanmam ki istesin. İstese bile vermezler. Umut yoktur. Zaten insanlar birbirine canlı gözüyle bakıyor. Ne bileyim, karakal, katliam olur. Bu işin çaresi yoktur. Etme valla. Bulması felaket olur, felaket. Elin ayağını öpüyüm, bir yardım et. Arkadaşıma söz verdim. Bak Ali, seni severim. Bir adam da severim. Tamam. Ekmek yedik, su istik beraber. Evet. Ama sana bu durumda yardımın imkansız. Abla, kurbanın oluyor. Bir kerecik git konuşur. Durumunu, halini vaktini öyle. Bak Ali, bunlar dilleri ayrı, etimleri de ayrı. İki tarafta razı olmaz. Ya ne var bir kere varıp konuşsam onun için ya? Beni senin için yanıp tutuyordu işte. Bir ablalık yapsam ölür mü? Ali! Duyarlarsa var ya beni söyle bak şöyle. Kitim! Kitim kesermiş. Ya abla, bizden başka kimse duymayacak. Kimse bilmeyecek. Tamam tamam, inatlıcazım. Tamam, seni bildiğimde haber getiririm. Sağ ol abla. Dur bakalım o ne diyecek. Ne demesi? Bir haber yollasın da. Şefköy'e döndü. Şefeli köyün girişine oturmuş, merakla arkadaşının dönmesini bekliyordu. Onu görür görmez, atından inmesine izin vermeden ayaklarına sarıldı. Heyecanla nasıl olduğunu sordu. 10 gün sonra Alice'in değirmene geldiği haberi geldi. Bu defa ikisi birden soluğu orada aldı. Hadi gidelim.
Nereden buldun bu kızı? Obamızda, yöremizde başka kız mı yok benden?
Hele anam yüreğine inmeyene, evlat demez, bağrına basmaz. Ne yapacağım, ne edeceğim bilemiyorum. Sen söyle, çare nedir sultan? Sizinkiler razı olsalar bile, bizimkiler rıza göstermez. Bir Türk'e gönül vermemden vururlar, öldürürler. Sabiram namla. Allah korusun, sana bir şey olursa ben de dayanamam. Kıyarım canıma ibret alem olsun diye. Öyleyse kaçır beni, Müslüman olur. Sizlerden biri olur. Ananın yerini olur, ocağını tutar. Yeter ki gemin olamazsınlar beni. Kabul etmezler. Karşı çıkarlar diye çok korkuyorum. Öyle saygılarız. Birbirimizi unutmaya çalışalım. Olmaz. İkimiz de deliliriz. Yaşayamayız. Öyleyse ne yapalım? Kaçalım. Öyle ölmektense böyle. Tamam gidin. Senin uğruna ölmeye de razıyım. Sen Perşembe gidesin Hazır ol. Ben arkadaşım Ali ile konuşup sana haber vereceğim. Tamam. Perşembe gidesin. Ben şimdi gidiyorum. Hoşçakalın. Thank you.
sorduktan sonra gizlice Arif'tan arayıp bulduk. O da bitenleri bütün ayrıntılarıyla Arif Ana, yavrum ben bunu hoca efendiye nasıl söylerim dedi. Ali, Arif Ana, canım anam sen söyleyemezsen ben nasıl söylerim? Öldürür bizi, kırar bir tarafımızı. Arif Ana ikna olmuştu. Akşam yemeğinden sonra gelin gelen olmazsa uygun bir dille anlatacaktı. Dört gözle bekliyorum. Sonunda böyle oldu. Güzel bir kardeşim buyurun içeri.
Tövbe tövbe. Sen de kalk yavur seni. Şimdi içeriye gireyim. İbiş Hoca geldi. Kilisemize katıldı. Ailemize katıldı diye. Beni defa buyurlar. Seni hızır seni. Saka değil be ona. Saka değil. Bilirsin ki şu kötü günlerde gülmeye çok ihtiyacımız var. Aslında her mavi kutsaldır. Ama herkes kendi mavidine yakışır. Önemli olan birbirimizin mavidine girip sıkmak değil. Önemli olan birbirimizin inancı nasıl değil. Yolda acıkmışımdır. Buyur yemek yiyelim sonra konuşuruz. Sağ olasın Umut Efendi. Aç değil. Ne o? Yoksa Ermeni yemekleri yemekten korkar mısın? İçine zehir koyarlar diye. Ya bilirim şakacısın ama inan gerçekten aç değil. Peki muhterem peki. Söyle bakalım sebebi ziyaretini. Hani geçenlerde sizin burada bir Ermeni kızı kaybolmuştu ya. Ne o? Bulundu mu yoksa? Bulundu. Yoksa sağ değil midir, öldürmüş mü? Hayır, sağ. Gayet sağlı, sağ değil. Ne alakalılar bu, neden çıkmaz o dedi? Bizim oradan bir uşakla anlaşıp kaçmışlar. Deme yahu, vay kaltak var. Şimdi bütük de öyle mi? Uyan Karabek, uyan. Dul karı bir Müslümanın kapatması yormuş. Bu ne hiddet yahu? Sorma o dedi, ölen kocası Karabek'in kardeşim. Bizim Manastır'ın da bekçisidir annem. Yani şimdi bizim bu uşakla kaçan kız dur bir kadın. Öyle hocam öyle. Kusura bakma sen de. Havasın yükseldi. Kiminle kaçırsa kaçsın Asif'te. Umrumda değil. Kocası Karabek'i atacak. Peki Hulik Efendi. Ben bu kızın annesiyle babasıyla bir görüşmüşsem. Dur bu vaziyeti bir anlatsam. Oza Efendi. Misafiriniz. Sana kötü konuşurlarsa zor sanırım. Bana kalırsa git buradan. Ne derlerse desinler. Kabulüm. Yeter ki ben onlarla bir görüşürüm. Söylemedi de. Tamam. Thank you.
odasına girdiler. Atlar ağıra çekildi. Kadınlar ve çocuklar kendi eviyle birlikte komşu evlere yerleştirildi. Erkekleri de ikişer üçer evinde erkeği bulunan evlere yolladılar. Eşyaları korumak ve hayvanlara bakma görevi de Hacı Hasan ailesi üstlendi. Çabucak zillerin üzerine çorbalar, yemekler konuldu, ekmekler, kaşıklar dağıtıldı. Thank you.
Adamı iyice kilime sardılar. Askerlerden biri sırtını alıp hocanın evine getirdi. Hastalanan adam marangoz Gazer'di. Arsin'in babası. Hasta iyileşir umuduyla bir gün daha köyde misafir olarak kaldı. Hasta iyileşmedi. Adana'dan kalkacak olan birine yetişmeleri lazım. Onlar gittiler. Sağ olsun Hoca Efendi.
bana çok iyi baktı. Hele bir bahar gelsin, eline gideceğim. Geçmiş olsun. Hoca efendi de sağ olsun, sağ olsun. Her Müslüman onun gibi olsaydı, dünyada Müslüman olmaya kalmaz idi. Abartma canım, biz sadece görevimizi yaptık. Öyle deme olsun, öyle deme. Geçen yaz sizinkiler dedik ki işi bazıma bıçak dahil. Benim Müslüman olmam için dolandılar. Duydum. Şaka yapmışlar canım. Öyle şaka mı olur lan? Biraz eşek şakası olmuş. Sen ne arıyorsun burada Zadik Yakın? Ben Ermeniler Ermeniden saymam. Müslümanlar zevk kendinden kabul etmemeler. Aslım Ermeni, müşterilerimin çoğu Müslüman. Aslında her iki tarafta da iyi olan insanlar var. Ben iyi olanların hepsini severim. Ama burası benim de memleketim. Ben de en az onlar gibi koro, sevur. Burada yaşamak, burada ölmek istiyorum. Ben yakın köye yerleşeyim. Ama şimdi olmaz ki. Kötü insanlar benim de alay eder. Bu değil ben babamdan kaldım. Ona yakın olmak bana huzur ve güven veriyor. Sen hiç merak etme Zadik Efendi. Sağ olduğumuz sürece sürekli senin yanındayız. Sağ olun hocam, sağ olun. Topazlara kimse kalmadı diyorlar, doğru mu? Birkaç Türk kahvesi varmış, onlar da yakın köye yerleşmişler. Ah Topazlar, vah! Baymış yurt olacak desene. Zadik Efendi, bizden bir isteğin ağzını var. Kimsene göçeriniz diye ayıp paranı yapmamış. Ayıp paranaya selam söyleyin de, varsa biraz paranı göndersin hocam. Tamam, söyleyelim. Ben salıverim. Bize artık müsaade. Gidelim. Köyde yapmayacak çok işlerimiz var. Peki hocam. Güle güle. Peki. Allah'a emanet. Görüşürüz Zadik. Güle güle Kadir. Güle güle. Çizgiler çizip çıtalar çaktı. Irmağın en uygun yerine bendin nasıl yapılacağını, suyun nasıl çıkarılacağını uzun uzun Oradaki öğretmenim, kumandanın kurulu değil, evrakları imzalattırıp getirin istiyorum. Asker!
Elbette. Elbette savaşacağız. Topraklarımızı sallayacağız. Hem de ölünceye dek. Hiçbir düşmanı topraklarımızda barındırmayacağız. Gel. Evrak arası kumandanım. Güzün gelmesiyle bütün kış hazırlıkları tamamlandı. Her türlü tedbir alındı. Gazel Usta da unutulmadı. Maharetinden, dürüstlüğünden bahsedildi. Ardından iyi sözler söylendi. Sizin babanıza çıkan ana babası var diye.
teklifinde yine köyüye gidiyor. Elbette yüz kuvvetleri kalmak isteyenler olacak. Pekala hocam. Ben cevap edeceğim. İki gün yapamaz gelirim. Eğer benim arkadaşlarım var ise onlar da alır giderim. Tamam efendim. Varsa devam et. Hocam, benim isterim başıma yazın. Bak Bencar, senin neden bu sahibine şehit oldu? Rahmetli nenem yorul bekleye bekleye o da gitti yani. Babam yemeği şehit. Sülaleyle heke kalmadı evlat. Seni de gönder, ocağı gönül bırakma. Sen dur hele. Bu görev için başa gönüllü arkadaşlarım çıkacaktır. Hocam, beni koruduğunuzu, düşündüğünüzü, sevdiğinizi biliyorum. Ama akranlarım orada silah tutarken ben burada eli kolu bağlı bekleyemem. Kahrolurum hocam. Velican, sana ne diyorsam o. Sen burada kalacaksın. Adana, Antep, Fransız yavru tarafından işgal edilmişti. Bir gün İmamkulu köyünden genç bir atlı çıkıp geldi. Fransız askerlerinin köylerini ve çevreyi işgal ettiklerini, kendi köylerine bir karakol kurduklarını, 50-60 kadar askerleri olduğunu, başlarında da Mevzihran Başçavuş diye birinin bulunduğunu, çevre halkına zulmettirdiğini, kadınlara ve çocuklara kötü davranıldığını, zaman zaman evleri basarak silahların toplatıldığını duyurdu. Artık topraklarını korumanın zamanı gelmişti. Kapı, kız, çoluk, çocuk, toplanak, çalakçı.
havuzuna al gelip sizin hatırınıza enişten bile açlık oynardı ya. Ben efendi doğru söylüyorum, ben beğendim. Ne diyorum hocam? Vallahi ne diyeyim, siz her derseniz her cebi bahsediyor. Yapalım hocam. Öğrenimiz oldu. Alanımız oldu. İşteyse bizden sonra bu yaptığımız dillere destan. Ben hemen gidip davuzuna al gelirim hocam. Hep yazdığına başladım. Hocam, yarın an kenarına gelip de bizi ateş edersiniz. O zaman göbekte gasp ederiz de orları vurur. Thank you.
düşman çadırlarını ateş edecek 11 kişi daha gönüllü olarak belirlendi. Böylece 12 kişilik bir ekip karşıya geçecek, Zadik ve Veli çadırları yakarken bir aksilik olursa ırmağın kenarına gelecek, düşman askerlerine ateş edeceklerdi. Çadırları yakan Veli geriye dönerek kısa zamanda ırmağa ulaşarak karşı tarafı geçmeyi amaçlıyordu. Fakat arkasından Zadik gelmiyordu. Zadik çadırların önünde dimdik ayakta duruyordu. Yanan çadırları yükselen ateşi izliyordu. Veli Zadik'i almadan geri dönemezdi. Sırası mıydı yanan ateşin tadını tuzunu çıkarmanın? Bu arada nöbetçiler paniklenmiş, neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Nöbetçi çadırın arka tarafında durmakta olan adamı gördü ve silahını ateşledi. Silahtan çıkan kurşun Zadik'in kalbine isabet etti. Zadik Allah diyebildi. Veli vurulan Zadik'i omuzladı. Sırtladığı beden ağır gelmişti. İkinci bir silah sesi duyuldu. Veli'ye isabet etmişti. Mecalsiz bir şekilde sırtında Zadik kendini bıraktı zamanta ırmağının sularına. Direndi, direndi. Elleri, kolları durdu. Gece vakti. Bütün aramalara rağmen Zadik ve Şıhrelik gelmediler. Ertesi gün ırmağın aşağı tarafında önce Zadik'in 20 metre ilerisinde de Şıhrelik'in cesetleri bulundu. Fransızlar 9 kayıp vermişlerdi. Nöseyran başçavuş daha. Rahat dur.
geldi, yaz geldi. İbiş Hoca'nın oğlu Mehmet askerliğini bitirip döndü, evlendi. İbiş Hoca işleri oğlu Mehmet'e devretti. Zaman hızla ilerliyordu. Gazer Usta'nın oğlu Arsin'den Mehmet'e mektup geldi. Gazer Usta'nın öldüğünü yazıyordu. Mehmet mektuba cevap yazdı. Son Ermeni, Gazer Usta'nın oğlu Arsin ile İbiş Hoca'nın oğlu Mehmet arasında mektuplaşmalar hiç kesilmedi. Mehmet, babası daha sonra da anasının vefatını, ikinci oğlunun dünyaya gelişini, köyünde ve çevresinde olup bitenleri yazmış. Arsin de mamasının vefatını bildirmiş, iki oğlu bir kızının dünyaya geldiğini yazmıştı. Arsin'in her mektubunda Mehmet'i Beyrut'a davet ediyordu. Nihayet Mehmet vizesini aldı ve Arsin'e geleceğini bildirdi. Şöyle bir yerime geçeyim. Sizinle de teker teker tanışayım. Benim adım Zigor Denizyan. Burada adamım. Sizler de benim gibi Ermenisiniz. Bizler Ermeniyiz de senin onu kovmak için biraz anlamazlar. No, şüpheniz mi var? Evet. Anlamadım. Anlatayım. Bize büyük kutsal Ermenistan'ın gönüllü fethetti. Asala militer. Bunlar sizler. Teröristsiniz. Gerçek Ermeni olmayanlar böyle söylüyor. Siz hiç Ermenistan'a gittiniz mi? Gitmedim ama Büyük Ermenistan kurulduk hepinizi. Bu Ermenistan için kuracakmış. Güzel. Bu yüzden mi Türk elçiliklerinde buraya masum insanları, suçsuz insanları öldürüyorsunuz? Masum olmaz! Yeryüzünde hiçbir millet ya iyisi vardı ya da kötüsü. Sizler ise Ermeni halkının kötülerisiniz. Sen de ne dedin? Farkında mısın Bekliyar?
elbette farkındayım. Adam gibi yerine oturursan kimin ne olduğunu anlatayım. Sanırım sizlerin biraz talih dersine ihtiyacım. Anlat bakalım, ihtiyaç seni dinliyoruz. İçinizde hiç Türk tanıdığı var mı? Eksimiz olur mu? Evet, zaten aynıyız. Peki, soykırımı ya da Anadolu'da göçü görevimiz oldu. Bu da soru mu? İhtiyaç, o zamanlar biz dünyada var mıydık? Başkalarının söylemleriyle Türk milletine kimle düşman oldu? Bir Türk gibi konuşuyor. Hayır, insan gibi konuşuyor. Peki, sonra ne olmuş? Ermeniler mi katlediniz? Osmanlı dönemlerinde Ermeniler rahat, huzur, refah içinde yaşıyorlar. Ermeniler niye katledildik ya? Bunu anlat. Acele etmeyin, orada da katliam falan yok. Peki, size göre doğrusu nedir o zaman? Bana göre doğrusu şudur. İki taraftan da ölenler olmuş. Malumunuz, sizin gibi gençler gizli örgütler kurarak Anadolu'nun yani Doğu bölgesindeki Türk köylerine saldırmışlar, bazı Türkleri öldürmüşler. Bunu duyan başka mühitteki Türkler ise buna tepki göstermişler. Bize masal anlatırsın gibi geliyor. Lütfen, akıllı ve mantıklı olun. Koskoca bir devleti, milli sahibi, yani sadık milletin diye adlandırdığı bir ulusu yok etmek istemez. İlk önce misafirler. Devam edeyim mi? İstediğim kadar anlatayım. Senin sonuna kadar dinleyeceğiz. Ama sana hak verdiğimizi zannetme. Şimdiki Ermenistan'a gidip tabii ki Ruslardan izin alabilirsin. Bakın, yeni Türkiye Cumhuriyeti. Ermeniler nasıl yaşıyorlar? Bir gün onlar da bize anlayacak, yarımızda yaralarlar. Lütfen, akıllı ve mantıklı olun. İş güç sahibi olun. Milleti hizmet uğraşın. Kimse maşası olsun. Sahipleri söylersin. Bizim de büyüklerimizden. Bize de akıl veren bilim kültür sahibi büyüklerimizden. Sizin o bilmişler, popüler olmak isteyen gafiller var ya, 1900'lü yıllarda onların benzerleri sahnelerdi. Vatanımızdan, yurdumuzdan olun, toprağımızdan olun. Osmanlı bizi korumak ve kollamak için başka topraklara, başka ülkelere nakletmek zorunda. Tabii. Çocuk demedin. Herkes katlederek yapılan bizi. Kesinlikle. Biz katliam falan görmüyoruz. Bir de Gökçoğlu'nun hastalığına babama bir din adamı yardım etmişti. Gözetmişti. Sağlığına kavuştu. Sonra da son kafileyle bizim yanımıza göndermişti. Eski mesleğim yok değil ya. Bir Türk din adamı bir emekli yardım edecek. O günleri yaşayan bilir. Aksın cebellan bilir. Sen bir kasla tek kaşık değiştirerek çorba içtin mi? Analarınıza sarılıp aynı odada yattınız mı? Azığınızı, yiyeceğinizi, oyuncağınızı paylaştınız mı? Yeter, ihtiyar. Seni yeterince fazla dinleyin. Şimdi yerine otur ve sorularınızı. Sizler anlamak istemiyorsanız, ben ne yapayım? Sorumunu soracaksanız. Sen, gerçek Ermeni misin? Tabii ki. Aklı senin, dürüst Ermeni. Hristiyan mısın? Elbette. Peki, Ermeni aklını seviyorum. Sizlerden daha çok seviyorum. Öyle mi? Evet. Sayın Mösyarsın, zengin bir iş adamısın. Bizlere Ermeni aklını sevdiğini söylüyorsun. Evet. Bunu bize ispatlayacaksın. Nasıl ispatlayacak mısın? Bizlere, yani yasalara başlanılacaksın. Tabi yerinin çektiğim iddianına göre de benim aklımda kadar sevdiğim bir şey. Katillere silah atsınlar diye, insanları öldürsünler diye para vermem. Sizlere verecekler. Tek karar değil. O sinatı dostu iddia daha bitmedi. Defolun. Çıkın buradan. Yoksa polis çağıracak. İhtiyar sabrimizi zorlama. Çıkın buradan! Şimdi gidiyoruz Mösyat'ın. Dediklerimizi bir hafta içinde yerine getirmekten olacaklar sen düşün. Siz cahil katillersiniz. Pis katiller. Defolun! Çıkın! Anneanne, ben iyiyim.
Fatih sen. İyiyim. Evet, çok kötü görünüyorsun hiç. İyiyim. Çıkabilirsin. Beni yalnız bırak. Gecenin karanlığını yırtan soğuk, kalleş, otomatik silah sesleri serseri kurşunlar. Bir daha. Dönüp bakamadı. Sadece Tanrım diyebildi. Tanrım! Elini ceketinin iç cebine atıp günlerdir çıkarıp içine baktığı cüzdanını sıkı sıkı tuttu eliyle. Devrildi ağır bedeni ağaçların altına. Sedir ağacını sardı. Her tarafı kan revan içinde. Üstüne yapraklar düşmeye başladı. Sarı, soğuk, ölüm habercisi yapraklar. Uzaktan eşi Madam Zena'nın Arsene! Diye bağırması silah seslerini bastırdı adeta. Arsene'nin sıkı sıkı tuttuğu cüzdanından çıkan bir şiirdi.